Canım annem, her şeyimsin. Allah'ım gözüne yaş değdirmesin. Canım annem, sevincimsin. Bir sözünle dünyamı değiştirirsin. Sen ne diyorsun Murat? Murat ne diyorsun sen? Ne kaçırması? Nasıl ya? Hakan söyledi. Su almaya gittim dedi. Döndüğümde kaçırılmış, öyle söyledi. Ya nasıl olur böyle bir şey? Ya Zeynep daha küçücük çocuk, nasıl bir şey yaparlar ona? Murat bak. Nazlı lütfen. Tamam ben bulacağım kızımızı. Söz veriyorum bulacağım. Ben şimdi parkın etrafına bakmaya gidiyorum. Ben de geleceğim. Tamam, hadi. Abi ben de geliyorum. Hayır, sen burada kal. Evde kimse yok. Sen evde dur, ben arayacağım seni, tamam? Arayacağım. Çıkmam lazım benim buradan. Beni daha çok delirtecekler buradan. Burcu Hanım'la ilgili bir şey söylemek için erken. Sakinleştiricilerin etkisiyle şu an uyuyor. Uyandığında kendisini görüp nasıl bir yöntem izleyeceğimize karar vereceğiz. Bir terapi süreci olacak mutlaka. Ama yatırmamıza gerek olup olmadığını kendisiyle birebir görüştükten sonra söyleyebilirim. Benimle konuşup öyle karar vereceksin demek ha? İyi. Burcu yoğun bir tedavi süreci geçirdi. Bilginiz var mı bununla ilgili? Evet, dosyasını detaylı inceledim. Kendisiyle ilgili tüm detaylara hakimim. Merak etmeyin. Bunları da göz önünde bulundurup en doğru yöntemi uygulayacağımıza söz veriyorum size. İçiniz rahat olsun. Teşekkürler. Ne demek? Bu arada burada beklemeyin. Burcu Hanım bir süre daha uyuyacak çünkü. Uyandığında arkadaşlar size haber verirler. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Bakalım bundan sonra ne olacak? Vallahi Burcu için iyi olacağından ben eminim. Ne yapalım, çıkalım mı? Çıkalım, çıkalım. Yavaş. Ne oldu? Nasıl oldu Gül? Ne oldu ya? Ne oldu? Hakan ben anlamadım yani. Ben Zeynep'i sanıyordum bir anda. Bir anda bayılmışım. Anama biri beni bayılttı. Her şey benim suçum. Allah beni kahretti. Hayır, senin suçun değil. Benim suçum ya. Gitmemeliydim. Sizi yalnız bırakmamalıydım. Benim suçum. Hakan. Of. Hadi kalk ne olur Zeynep'i arayalım. Kalk. Ne olur kalk Zeynep'i arayalım. Zeynep! Ya bırak. Bırak dedim sana. Beni bıraksana. Ya bırak dedim. Bırak. Bırak dedim sana.
Yine Burcu'nun sorunlarıyla uğraşıyoruz. Seni de sürüklüyorum sürekli. Özür dilerim. Sürüklemiyorsun ki. Ben kendi isteğimle buradayım. Gayet de mutluyum hatta. Hem Burcu'nun tedavi olması önemli. Ne yaparsa yapsın ortada can var. Can için bu durum gerçekten çok önemli. Ben de onu düşünüp duruyorum. Burcu hastaneye yatarsa Can nasıl idare edeceğiz diye düşünüyorum. Annesinin hastalığını tekrar ettiğini düşünüp onu kaybetme korkusuna kapılabilir. Yaparız. Annesinin birkaç günlüğüne falan böyle il dışına çıktığını söyleriz. İş arıyor deriz mesela. Olmaz mı? Mantıklı aslında. Burcu da ara sıra arar Can'ı. O da rahatlar. Evet. Bence bu süreci böyle geçirebiliriz. İyi olur. Burcu neler yaptı böyle ya? Ne hayallere kapıldı, neler yaptı böyle? Ya inanılır gibi değil. Bazen düşünüp hayret ediyorum gerçekten. Sen artık bunları düşünme, tamam mı? Bizim düşünmemiz gereken tek şey şu an Can. Can için ne gerekiyorsa onu yapacağız, tamam mı? Geri kalan her şey olur. Görevimiz Can diyebilirim herhalde. Görevimiz Can olsun. Güzelmiş. Hadi Rüstem, hadi Rüstem. Hadi. Buyur patron. Ceyda Zeynep'i kaçırdı. Ney? Harbi mi diyorsun? Zeynep kaçırılmış. Ceyda'dan başkası değildir yapan. Hay Allah'ım manyağı ya. Nereden kaçırmış peki? Konaktan mı? Her zaman gittikleri parktan kaçırmış. Şimdi Nazlı ile Murat Zeynep'i aramaya çıktılar o tarafa. Sen de çık, fırla. Hiç kimseye görünmeden parkın çevresini ara, tamam mı? Tamamdır patron. Ben de. Ulan Ceyda. Ethem Yılmaz adlı kişi birçok kadını evlenme vaadiyle kandırıp paralarını alıp dolandırdıktan sonra kaçıp gitmiştir. Tüm kadınların bu sahtekara karşı dikkatli olmaları önemlidir. Oh, içimin yağları eridi vallahi. Bakayım kaç bin kişi beğenmiş. Şuna bak Allah'ım, tipe bak ya. Çok iğrenç. İnşallah bunun yüzünü gören insanlar her defasında yüzüne tükürür. Pislik. Görürsün şimdi Ethem Efendi. Bakalım insan içine çıkabilecek misin sen? Hey gidi mey. Şunun tipine bak ya. Şu iğrençliğe bak. Ne kadar iğrenç. Nasıl sevmişim ben bu adamı. Bir de şuraya şöyle güzel bir yorum yapayım da iyice içim soğusun. Böylelerinin Allah cezasını versin. Yediklerini kan kusar inşallah. Ahlaksız, utanmaz herif. Bir daha inşallah başkalarının kanına giremezsin. Gönder. Oh be, rahatladım vallahi. Pardon, bakar mısınız? Buyurun. Bir şey soracağım da. Tabii, buyurun. Ya bizim kızımız kaçırıldı. En son burada görülmüş. Şu, acaba gördünüz mü? Gördünüz mü acaba buraları? Hiç görmedim maalesef. Sağ olun. Murat, ne yapacağız? Hakanlar nerede? Hoş geldiniz gelin. Hoş bulduk hanım. Hoş bulduk. Furkan, ne dediler en son? Can nerede? Yukarıda oynuyor. İçeri geçeyim anlatalım. Geçin geçin. Geç kızım.
Ne oldu anlatın bakalım. Vallahi şu an net bir şey yok. Ama Burcu'nun bir süre psikiyatri servisinde yatması gerekebilir hala. Kafa gidik yani. Geliyor gidiyor mu? Sizi tanıyor mu bari? Tanıyor canım, öyle bir şey değil zaten. Yani biraz sinirleri yıpranmış diyebilirim sanırım. Biz çıkarken zaten uyuyordu. Bir uyansın, doktor görüşecek artık. Yatıp yatmamasına o karar verecek. Aa baba. Oğlum gel bakalım. Aslan oğlum benim. Neden gelmediniz? İşlerimiz yeni bitti babacığım. Sen ne yaptın biz yokken? Oyun oynadım, çizgi film izledim bir de. Yemek de yedin mi? Yemez mi babası? Yedi tabii. Meyvesini bile yedi. Aferin oğluma. Annem niye gelmedi? Hani gelecekti? Onun biraz işleri var oğlum. Daha bitmemiş işleri. Ama gelecek, tamam mı? Sen bir gel bakayım bana. Gel gel. Sen beni hiç özlemedin mi ya? Sarıl bakalım Ela ablan, hadi. Hemen babana gidiyorsun. Hiç bana gelmiyorsun. Hı? Özlemedin mi sen beni? Özledim. Oy canım benim. Bir şey söyleyeceğim. Sen sanki biraz sıkılmış gibisin. Bahçeye çıkalım mı beraber? Çıkalım, top oynayalım. Oynayalım tabii. Hadi koş, montunu giy, geliyorum ben. Hadi. Nazlı adım Murat Bey. Anladım, ne oldu? Hadi. Ben Zeynep'le oynuyordum. Salıncakta sallanıyordum. Ben ne olduğunu anlamadım. Çok özür dilerim. Bayılmışım, gözüme bir açtım. Hakan'ı gördüm. Zeynep susadım dedi. Su almaya gittim benden. Ah, keşke yalnız bırakmasaydım. Ya kimmiş peki buradan? Hiçbir şey görmediniz mi? Yani bir ses dahi duymadın mı Gül? Vallahi görmedim Murat Bey. Yemin ederim her şey bir anda oldu. Ben anlamadım. Çok özür dilerim. Allah beni kahretsin. Çok özür dilerim. Ya peki etrafta falan sordunuz mu? Yani kimse görmemiş mi? Ya sorduk. Olanlara sorduk ama park o ara çok kalabalık değildi zaten. Çok sakindi. Kimse bir şey görmemiş. Ah keşke yalnız bırakmasaydım onları. Ben polis arayacağım. Hadi siz de dağılın. Sokaklara falan bakın. Yani birilerine sorun, bir şey yapın. Tamam dağılın hadi. Tamam tamam Murat Bey. Murat Bey. Zeynep'i kaçırdılar. Nasıl kaçırdılar? Nereden? Yanımızda çalışanlarla park oynamaya gelmişti. Birisi çalışanlarımızdan bir tanesini bayıltıp Zeynep'i kaçırmış. Anladım. Ben hemen ilgileniyorum. Tamam, görüşürüz. Beni burada yatırıp mutlu mutlu yaşayacaklar kendileri, biliyorum ben. Bana burada ilaçları içirip içirip kendi hayatlarına bakacaklar. Ama buna izin vermeyeceğim. Buradan benim bir şekilde çıkmam lazım. Ne yapacağım? Hasta uyanmışsa kontrolümüzü yapalım. Burcu Hanım. Nasılsınız? Nasıl hissediyorsunuz? İyiyim. Biraz sohbet ederim mi sizinle? Olur. Daha önce intihar girişiminde bulunmuş muydunuz? Hayır. Zaten ben intihar etmek istemedim ki. Neden yaptınız o zaman? Çok zor bir süreç yaşadım ben. Çok ağır bir hastalık atlattım. Bilgim var. İşte o hastalıktan sonra da çok her şey ağır geldi. En ağırı da insanın kendi öleceğini zannetmesi. Tabii ondan da ağırı. Oğlum bırakıp gideceğim diye ben çok korktum. Bir sürü hata yaptım. Daha sonra hayatımdaki insanları da çok üzdüm. Bu hatalarla yüzleşemeyince onları üzmek istedim. Bunun doğru olmadığının farkındayım. Ama ben intihar etmek istemedim gerçekten. Bir hataydı. Ve bunu yaptığım için gerçekten çok pişmanım. Şimdi olsam bu şekilde davranmazsınız yani.
Hayır, asla. Ben artık sadece oğlumla beraber mutlu olmak istiyorum. Ben bu olaylardan sonra hayatı gerçekten bana verilmiş bir hediye olarak görüyorum. Ve bu hediyenin kıymetini gerçekten bileceğim. Yaptığım bir hataydı, gerçekten çok pişmanım. Ben gerçekten bundan sonra benim için uygun gördüğünüz tedavi her neyse bunu kabul ediyorum. Tabii ki tedavi olacağım. Ama sizden ricam, lütfen beni hastanede tutmayın. Yani ben, benim için yapacağınız her türlü tedaviye açığım. Her şey benim kabulüm ama sadece burada kalmak istemiyorum. Çok da pişmanım. Efendim Doktor Bey. Kan Bey, Burcu'nun biraz önce kendisine geldi. Kısa bir görüşme yaptık. Durum beklediğinden çok daha olumlu. Hastaneye yatmasını gerektirecek bir durum yok. Öyle mi? Ay, çok yoruldum çok. Yeniden intihara kalkışmak gibi bir risk görmüyorsunuz o zaman. Açıkçası görmüyorum. Burcu Hanım yaptığı hatanın farkında çünkü. Hatasını kabul edip bununla ilgili sorumluluk almaya hazır olmasını, iyileşmeye istekli olduğunu gösteriyor. Bu durumda da hastaneye yatırmak abartılı bir karar olur. Onun yerine haftada bir terapi seansına gidip düzenli ilaç kullanacak. Tamam, anladım. Süreçle ilgili ayrıntıları geldiğinizde konuşuruz. Burcu Hanım çıkış için hazır. Gelip alabilirsiniz. Tamam, çok teşekkürler. Sağ olun. Ah, nasıl yakaladın seni? Ha? Nasıl yakaladın? Can, oğlum gel bakalım. Gel bakayım baba. Annenin işi bitmiş, geliyor şimdi. Gidip alacağım onu. Yaşasın, annem geliyor. Koş bakayım Topun'da. Nerede Topun? Burcu'yu yatırmayacaklarmış. Gidip alıyorum şimdi. Tamam. Birazdan görüşürüz. Görüşürüz. At bakalım hadi tekrar. Bu sefer kesinlikle ben yakalayacağım. Ne yaptınız? Gelişme var mı? Yok Nazlı Hanım. Kimse görmemiş. Ben herkese sordum, soruşturdum ama kimse görmemiş. Tamam. Biz de şimdi konağa geçiyoruz. Orada görüşürüz. Murat! Ay Zeynep'im bebeğim. Murat ne yapacağız? Konağa gitmemiz gerekiyor. Komiser gelip ifademizi alacak. Hadi. Lazım. Çok korkuyorum. Gel şöyle. Gel. Gel sen böyle otur. Ben şimdi gelip gelmediğini kontrol etmeye gideceğim. Sen buradan ayrılma, tamam mı? Tamam, ayrılmam. Tamam. Çok korkuyorum Ceyda abla. Korkma. Burada kimse seni bulamaz. Ben hemen geleceğim, tamam, tamam mı? Tamam. Çabuk ol, tamam mı? Tamam. Boşadan. Çantamda bozum vardı benim. Kız kim bilir doktora ne dedi de kandırdı o yıla. Tabii acındırmıştır kendini. Yoksa bırakırlar mı o deliği? Bilmiyorum hala. Hani belki de akıllanmıştır gerçekten. Kız akıllansa ne olur? Gene vardır onun bir oyunu. İki gün boynunu büker oturur. Üçüncü gün gene yapacağını yapar. Gör bak sen.
aklım gitti. Ne yapıyorsun ya? Aferin, temiz işte. Eyvallah. Ha bakalım para. Sen bizi biraz daha takip et. Kaybol sonra. Gerekirse ben seni ararım. Tamamdır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Geçmiş olsun kızım. Teşekkürler Sümbül abla. Nasılsın? Annem mi geldi? Anneciğim ben geldim. Seni çok özledim anne. Ben de seni çok özledim oğlum. İşim bitti değil mi? Gitmeyeceksin bir daha. Gitmeyeceğim anneciğim. Merak etme, yanındayım. Ama yeni öğrendiğim oyunu öğreteyim mi? Olur, öğret bakalım. Hadi gel. Biz biraz hasret giderelim. Tabii tabii. Can'la biraz vakit geçirsin. Ondan sonra hep beraber oturup konuşuruz. Olur. Bir gerçeğini abla, çok korkuyorum. O adam hala peşimizde. Kaçmamız lazım. Beni de gördü. Babamı arayalım. O zaman babam bizi kurtarır. Kaçmamıza hiç gerek kalmaz. Şey, arayamayız babanı. Neden? Çünkü ben seni kurtarmak için o adamla boğuşurken telefonumu düşürdüm. O yüzden arayamayız. Hadi hemen kaçmamız lazım. Ver elini. Hadi koş gel. Gel Burcu. Sana da kahve yaptım. Teşekkür ederim. Canlı oynadık biraz. Sonra çizgi film açtım ona. İzliyor şimdi. Can seni çok özledi Burcu. Ben de onu çok özledim. Burcu. Hep birlikte sakin bir şekilde konuşalım. Konuşalım tabii de. Ben gerçekten yüzünüze bile bakamıyorum. Çok mahcubum size karşı. Her şeye rağmen hep benim yanımda oldunuz. Gerçekten teşekkür etmeye bile utanıyorum. Bu atlattığım hastalık, yaşadığım ölüm korkusu, hepsi benim dengemi alt üst etti. Ben nasıl birine dönüştüm? Farkındayım. Ve siz her şeye rağmen benim hep yanımda oldunuz. Hiçbirinize bunu yapmaya hakkım yoktu. Tekrar çok özür dilerim. Bir de hala yük olmaya devam ediyorum size. Teşekkür ederim. Teşekkür etmene gerek yok ki. Şu an bizim için önemli olan şey senin sağlığın. Evet, kesinlikle. Önemli olan şu an senin sağlığın. Doktorunla görüştüm. Haftada bir terapiye başlayacaksın. Alman gereken ilaçlar var. Onları alacaksın. Aksatmayacaksın bunları. Çok önemli. Bunun dışında bir süre bizim yanımızda kalacaksın. Gözümüzün önünde olursan bizim için daha iyi olur. Sen ne dersen o olsun. O ana kadar ikinizin de dikkatini çeken hiçbir şey olmadı, öyle mi? Olmadı. Ceda Bozan'ı civarda hiç görmediniz değil mi? Yani ben Zeynep'le ilgileniyordum. Her şey bir anda oldu, hiç kimseyi görmedim. Madem ilgileniyordun, nerede torunum? Ha? Böyle mi ilgileniyordun? Torunum nerede? Şimdilik tamam. Aklınıza bir şey gelirse, bir şey hatırlarsanız hemen söylersiniz.
Bu işin arkasında da Ceyda Bozan var sanırım. Biz de öyle düşünüyoruz. Peki Zeynep'i neden kaçırmış olabilir? Herhalde canımızı daha fazla yakmak için. Allah'ım lütfen, lütfen sağ salim gelsin torunum. Lütfen, lütfen, lütfen. Ceyda babasının ölümünden beni sorumlu tutuyorsa eğer... beni de kızımdan ayırmak istemiştir bence. Annemin dediği gibi. Canımızı yakabildiği kadar yakmaya çalışıyor. Ve bunu nasıl yapacağını çok iyi biliyor. Çevredeki mobese kameralarını tarayacağım. Siz benden haber bekleyin. Bir haber alırsanız mutlaka hemen bana bilgi verin. Umarım en kısa zamanda bir sonuç alırız. Ela, bak görüyor musun? Gene ne yaptı, ne etti? Attı kendini evin içine. Ya, o sinsi yılan gene acındırmak için her şeyi yapacak. Acımayın şuna ya. Allah vallahi bizimle uğraşmasında iyileşene kadar kalıyorsa kalsın. Ben daha ne diyeceğimi bilmiyorum ki onlara. Kız ne diyeyim, ne demek ya? İyileşse de iyileşti mi diyecek o? Acındırmaya devam edecek. Bak, bu eve girerse bir daha hayatta çıkmaz. Vallahi billahi seni koyar kapının önüne. Allem eder, kallem eder, kendini bulursun kapının önünde. Zaten zar zor barıştınız Furkan'la. Bak bir daha yıkılırsa vallahi billahi düzelmez. Allah muhafaza. Ne olur kızım beni dinle. Abla. Vallahi gözümüzü hiç ayırmadık. Bak yemin ederim Hakan bir ara bir gitti. Su aldı geldi. Ne olduysa o ara olmuş. Biz size torunumuzu emanet ettik. Ha? Böyle mi sahip çıktınız emanete? Biz size aileniz dedik. Böyle mi göz kulak oldunuz torunuma? Yazıklar olsun size. Bundan sonra ömrünüzün sonuna kadar ağlasanız neye yarar? Beceriksizler! Buyur patron. Var mı lan Ceyda'dan bir iz? Vallahi patron her yerde arıyorum ama... Nanay. Bana bak Ceyda'yı polisten önce bulmamız lazım. Sen şimdi konum at bana. Neredeysen yanına geliyorum. Eyvallah patron. Anlaşıldı. Lan harbiden ha. Bu Ceyda'yı polisten önce bulmak lazım. Yoksa hepimizi öter bu. Allah Allah. Biri sosyal medyadan yazmış. Kim ki bu? Ne yazmış? Sümbül Hanım, Ethem Yılmaz'la ilgili haberin altına yazdığınız yorumu okudum. Allah Allah. Öncelikle geçmiş olsun demek istedim. Sizin Ethem Bey tarafından
dolandırıldığınız gibi ben de yakın bir zamanda bir kadın tarafından dolandırıldım. Sizi çok iyi anlıyorum. Bizim gibi duyguları temiz insanların başına böyle şeylerin gelmesi çok acı. Çok geçmiş olsun. Sen benim dolandırıldığımı nereden biliyorsun ya? He? Falcıya mı gittin? Ne münasebet. Ben dolandırılmadım. Haberin altına yorum yazdım. Çok bilmiş. Çok biliyorsun sen zaten. Can, sandviçin hazır çocuğum. Yok, ben daha fazla duramayacağım ya. Ben çıkıp Zeynep'i arayacağım. Kenan. Bir şey soracağım. Sen beni aradın ya, dikkatli olun diye. Yani niye öyle bir şey demeye ihtiyaç duydun ki? Yani sen beni aradıktan sonra, bunu söyledikten sonra Zeynep'in kaçırılma haberi geldi. Kenan. Bizim bilmediğimiz, senin bildiğin bir şeyler mi var? Yok, yani Ceyda hala yakalanmadı diye özel bir sebebi yok. Siz de beni uyardınız çıkarken, dikkatli ol diye. Bizi aramanın özel bir sebebi yok, öyle mi? Yani bir anda mı aklına geldi? Nasıl bir sebebi olabilir Nazlı? Yani ben bir şey bilsem size söylemez miyim zaten? Tamam, herkes biraz sakin olsun. Herkesin siniri çok gergin. Ben çıkıp Zeynep'i arayacağım. Oradan kaçtık ya zaten Zeynep. Şimdi adam bizi görüp de tekrar yakalayabilir. Haklısın. Peki nereye gidiyoruz? Saklanabileceğimiz bir yere gidiyoruz. Hadi hadi, acele et, daha hızlı gel. Tamam. Hadi gel. Çok seviyoruz çünkü seni. Burada biraz daha kalmış galiba. Gel buraya. Oh, güzel kuşum. Bay bay. Hadi gel bakalım. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Patron, parkın etrafını komple aradım. Hiçbir yerde yok. Orada takılan elemanlara falan da sordum. Onlar da görmemişler. Ulan nereye götürdü kim bilir ya? Ceyda, Ceyda. Bana bak lan. Bir an önce Ceyda'yı da Zeynep'i de bulmamız lazım. Sen durma, aramaya devam et. Hadi. Tamam patron, ben aşağılara doğru baka baka hadi gidiyorum. Hadi fırla. Eyvallah. Zeynep'i bir bulayım. Sağ salim eve bir getireyim. Yemin ederim Murat'a tek tek itiraf edeceğim her şeyi, tek tek. Yeter ki Zeynep bulunsun.
Belki bir gün. Canım. Can'la Burcu için mi düzenliyorsun burayı? Hı. Eski odaları ya burası. Teşekkür ederim. Yok, önemli değil. Ama benim içim hiç rahat değil Furkan. Sanki her şeyi en başından yaşayacakmışız gibi hissediyorum ben. Burcu bizim hayatımızda olduğu sürece biz seninle bir aile olamayacağız. Endişini anlıyorum. Haklısın. Ama bu sefer böyle olmayacak. Söz veriyorum. Biz bir aile olacağız çünkü. Sen, ben, Can. Bir de eğer istersen yani... hazırsan Can'a bir kardeş. Can'a kardeş mi? Hı-hı. İsterim. İsterim tabii ki. Kardeşim mi olacak? Aslan oğlum benim. Gel bakayım. Kardeşin olmasını ister misin? Evet isterim, ne olur. Çok istiyorum. Ay. Merhaba Murat Bey. Eğer işle ilgiliyse şu an hiç doğru bir zaman değil. Bir sorun mu var? Zeynep kaçırıldı. Kaçırıldı mı? Nasıl yani? Kim kaçırdı? Polis araştırıyor. Siz niçin geldiniz? Konağın icra kararı onaylandı. Maalesef itirazımız reddedildi. Konağı boşaltmamız gerekiyor. Ne zaman? Yarın. Korkmana gerek yok Zeynep'ciğim. Burada güvendeyiz. Peşimizdeki adamdan kurtulana kadar burada saklanacağız, anlaştık mı? Eve doğru gidersek yakalanamayacağız abi. Evet, yakalanırız. Biraz bizim burada saklanmamız lazım ki adam izimizi kaybettiğimizi düşünsün, anlaştık mı? Tamam. Dediğim gibi bu konakla ilgili haberi bugün kimse bilmesin. Merak etmeyin Murat Bey. Zeynep ile ilgili yapabileceğim bir şey varsa lütfen haber verin. Olur. Yeni bir haber mi var? Zeynep'in kaçırıldığı bölgeyle ilgili mobese kayıtları geldi. Benim buna bakmam lazım. Siz ilgilenin. Umarım bir an önce bulursunuz Zeynep'i. Sağ ol. Görüşürüz Murat. İyi günler. Burcu iyileşip kendi hayatına döndüğünde Can'la kardeşine oda yaparız burayı. Hatta bir ranza koyarız şuraya. Güzel güzel yatarlar. Ranza mı? Hı. Furkan yatakhane mi burası? İşte iki tane yatak alırız, karşılıklı koyarız abisiyle uyurlar ya, ne ranzası? Alışkanlık işte. Yatılı okul çocuğuyum ya sonuçta. Hı.
ben artık her şeyin düzelmesini istiyorum Furkan. Madem böyle bir şeye karar verdik, madem artık bir bebeğimiz olacak, huzurlu bir evde büyüsün istiyorum ben. Öyle olacak zaten, merak etme. Burcu konusunda endişelisin, farkındayım. Ama ben de çok netim bu konuda. Eğer bir hata daha yaparsa burada kalmayacak zaten, hastaneye yatacak. Ben de canını velayetine alacağım. Konuda kararlıyım. Kimsenin bizi üzmesine artık izin vermeyeceğim. Söz veriyorum sana. Oğlumu benden alacaksınız demek ha. Ceyda değil mi yani? Murat. Murat kim bunlar? Zeynep, ben ne istiyorlar ya? Murat. Kızını hayatının sonuna kadar göremeyecek artık. Kime verirseniz verin, artık benim sorunum değil. Zeynep bir daha asla geri dönemeyecek. Fırtınada sığınağım oldum. Belki sen de korktun ama beni korudun. Karanlıkta ışığım oldum. Belki umutsuzdun, bana umut oldun. Ne çektin kim bilir, ne büyük emektir. Ne hakkın ödenir, ne sevgin tükenir anne. Canım annem, her şeyimsin. Allah'ım gözüne yaş değdirmesin. Canım annem. Bir sözünle dünyamı değiştirirsin. Canım annem, her şeyimsin. Allah'ım gözüne yaş değdirmesin. Canım.